Güneydoğu TV ekranlarından mutlu akşamlar telemarkajlarla sizlerle olan birlikteliğimiz an itibariyle başlamış bulunmakta. Şanlıurfa sporumuz geçen hafta programı kapatırken inşallah kazanırız diye umut etmiştik. Rakip Gümüşhane Spor'u mutlaka yeneceğimizi düşündüğümüz bir rakipti. Ama ne yazık ki Gümüşhane'yi yenmeyi başaramadık. Şanlıurfa sporumuz maçın henüz başında öne geçmesine rağmen ne yazık ki rakibin golüne engel olamayarak 1-1'lik skorla 1 puanla ayrıldı karşılaşmadan. Tabii maçın sonrasında yönetim kurulu toplantısı sonrası Şanlıurfa Spor Teknik Direktör Tolga Doğantes ile yollarını ayırdı. Ve hemen bundan sonra 2 gün sonra da Şanlıurfa Spor bu sezonun 3. teknik direktörüne merhaba dedi. Mustafa Alper Avcı ile anlaşarak takımın başına Mustafa Alper Avcı'yı getirdi. Nereden bakarsanız bakın aslında çok konuşulacak gelişmeler bunlar Şanlıurfa Spor için. Henüz ilk 4 haftada 5 haftada Kemal Kılıç Hoca ile yolları ayırıp ardından Tolga Hoca'yı getirip hemen 4 hafta sonra da Tolga Hoca'yı gönderip Mustafa Alper Avcı'yı getirmek, yani neresinden bakarsanız bakın çok konuşulacak gelişmelerde bunlar Şanlıurfa Spor için. Mutlaka ki teknik direktörleri skorlar getirir ve götürür. Alınan skorlar belki de bu sonucu getirdi, bu sonucu doğurdu. Konuşacağız dilimiz döndüğünce ama gerçek olan bir şey var ki Şanlıurfa Spor'umuz hiç de iyi gitmiyor. Ligin sonuna demir atmış durumdayız. Bakalım ne olacak? İnşallah sonumuz hayır olur. Ama yavaş yavaş artık o kritik haftalara girmeye başladık. İlk devrenin sonlarına doğru ilerliyoruz. Bu takımın bir şeyler yapıp bir yerden bir çıkış yapmasını bekliyorduk. Çok da güzel bir fikstüre sahiptik ama yavaş yavaş o avantajı da kaçırdık. Gümüşhane, Zonguldak gibi rakipler bunlar. Şanlıurfa Spor'umuzun galibiyetle döneceği haftalarda öyle umut ediyorduk ama ne yazık ki bu karşılaşmalardan da galip gelmeyi beceremedi, başaramadı Şanlıurfa Spor'umuz. Konuşacağız. Karaköprü Spor'la hafta içi maçını yaptı. Kendi sahasında kaybetti, şaşırttı bizi. Acaba mı dedik, ne oluyor diye homurdanmaya başladık ama ardından bugün deplasmanda erteleme maçında Siirt Özel İdare ile karşı karşıya geldi ve bu karşılaşmadan arzu ettiği 3 puanla ayrıldı. 3 puanı 3 golle aldı. Bu en azından bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu Karaköprü Belediyespor olarak. Hemen konuşmaya başlayalım. Çok uzatmadan Sayın Mehmet Baydan'a iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sen söylemedin ama ben seyircilerimizden özür diliyorum. Bir gecikme oldu. Bizden önceden programlanmış bir program vardı. Bu gecikmeden dolayı bizi ekranlar başına beklemek zorunda kalan bütün izleyicilerimizden Güneydoğu TV yönetimi olarak özür diliyorum. Tabii ki oluyor bazen yayın akışında. Bu konuda lütfen bizi mazur görün. Dediğim gibi öyle bir şey vardı. Biz de istemiyoruz ama bazen işte yayın akışlarında oluyor. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Evet, Şanlıurfa Spor Gümüşhane maçı çok önemli dedik. Büyük umutlarla bu maçı beklerken hiç de ummadığımız maçın sonunda sonuçlar ve o sonucun getirisi olarak teknik direktörün görevden ayrılması. Yani Kemal Kılıç Hoca 6 hafta dayandı, Tolga Hoca 4 hafta dayandı. Alper Avcı hayırlı uğurlu olsun, birazdan Alper Hoca ile ilgilerimizde bilgiler var. Onları da değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Fakat üzüldüğüm nokta, şimdi yönetimi hep takdir ettik. Dedik ki yönetim gerçekten de Urfa Spor'u çok zor bir süreçten getirdi. Önemli bir başarı elde etti. Fakat bugün gelinen noktada bakıyorsunuz 4 hafta sonra, yani bu hoca gelirken dedik ya bu hafta gittiği her takımda en fazla 3 ay kalmış. Bizde 4 hafta, yani 1 ay kaldı bizde. Rekor galiba bizde. Alper Hoca da 4 hafta daha dayanırsa 4 haftadan sonra öyle tahmin ediyorum ki devam eder. Yoksa 4 hafta bir zaman verelim izleyicilerimize. Yani Urfa Spor yönetimi büyük iş başardı dedik. Fakat gelinen noktada, yani şimdi o zaman Tolga Doğantes'i getirmeyeydiniz, daha iyi bir hoca getireydiniz. Veyahut sık sık hoca değişikliği hem oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yaratır, hem kamuoyunda hem de taraftar üzerinde. Yani belki yönetim kendi aklınıza işte ya bu olmadı, şu oldu. Bu yanlış. Getirdiğiniz hocanın arkasında duracaksınız. Yazmıştım, izleyicilerimiz bilirler. Programlarımızda da bunu konuştuk. Tolga Doğantes mi getirdiniz? O zaman hocanın arkasında duracaksınız. Tam da bu eksende bir şey söyleyeceğim. Şimdi mutlaka ki hoca adayları belirlendiği zaman, isimler böyle medyaya düştüğü zaman biz o süreçte eleştiri hakkımızı kullanabiliriz. Hani örnek vereyim. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü gönderdi. Yeni bir hoca geldi. Bu hoca adaylarından bir tanesi Mehmet Baylan'dır. Diğeri Mahmut Kılıç'tır. Ya orada ben diyebilirim ki ya arkadaş Mehmet Baylan'la bu iş olmaz, yapmayın.
yanlış seçimdir. Aman bakın bizi başarıya götürmez, bizi duraklatır diyebilirim. Ama imza attıktan sonra ben bu söylemden vazgeçerim. Çünkü Şanlıurfaspor'un teknik direktörü adayıyken eleştiri hakkımı kullanabiliyorum ama Şanlıurfaspor'un teknik direktörü olduktan sonra onu bu camianın içine alıp ona sahip çıkma içgüdüsüyle yaklaşmaya başlıyorum bu defa. Ne oluyor? Ya Mehmet Baylan bu takımın madem hocası oldu, bize de düşen bir taraftar olarak, bir Şanlıurfasporlu olarak, Şanlıurfaspor sever olarak ona destek olmak, ona yardımcı olmaya çalışmak. Şimdi burada ayrışmaya başlıyoruz. Şimdi Tolga Hoca ilk ismi düştüğü zaman ya Tolga Hoca olmaz. Çünkü istikrar yok, bir başarı yok, bu bölgede çalışma yok. Hani olumlu bir şey var mı derseniz o da yok idi. Evet. Ama imza attıktan sonra Tolga Hoca'ya destek olmamız lazımdı. Ki olduk. Evet. Ortaya konan futbol kötü müydü? Bence değildi. Bir Hatay maçı izledik ki ciddi anlamda iyi top oynadı futbolcular. Tolga Hoca'nın ben oyuna müdahalelerini de falan da yani şey değildi öyle. Evet. Aman çok da kötü bulmadım. Oyunu hissediyordu, yaşıyordu kenarda. Enerjisi de fazla kötü değildi. Ama hani futbolcular bir şekilde başrolde hep onlar oluyorlar. Evet. Onlar golü atamayınca veya onlar golü yiyince fatura teknik direktöre kesiliyor. Skor gelmeyince Tolga Hoca ile yollar ayrıldı. Şimdi Mustafa Alper Avcı için de hani bana sormuş olsalardı genç bir çıkış arayan bir hoca. Biz o durumda mıyız? Bence değildik. Ya ben bir seçme şansım olsaydı Mustafa Alper Avcı ile çalışmayalım derdim. Ama şimdi hocası olduktan sonra Mustafa Alper Avcı tabii ki desteklediğimiz bir isim olacak. Şimdi bu ligi çok iyi biliyor. Bu ligde örnek veriyorum tabii afaki konuşuyorum. Bu ligde çok deneyimli. Bu ligi çok iyi bilir. Ya tamam bu ligde çok takım çalıştırmıştır ama ne yapmıştır? Evet. Şimdi o eğer ligi bilmeye gelirseniz bugün Yılmaz Vural'ın üç büyüklerin birinin başında olması lazımdı. Ondan fazla takım çalıştıran hoca mı var? Yok. O yüzden bu tezi bir atın kenara. Öyle bir dünya yok. Ligi iyi bilmek iyi hoca olduğunuzu göstermez. Şimdi bunu söylemek lazım. Şimdi Alper Hoca genç bir hoca. 39 evet. yaşında, İzmir doğumlu. Bu sezon bir istatistiklere baktım. Elimde istatistikler var. 6 maç Hekimoğlu'nun başında görev yapmış değerli izleyicilerimiz. Hoca bu 6 maçta 2 galibiyet. Bu galibiyetlerden birinde Şanlıurfaspor'a karşı almış. Bunu da söyleyelim. Bizi burada 2-0 yendi. Ligin başında Sancaktepe'den bir beraberlik almış 0-0. Sahasında Ahmet'i 4-1 yenmiş. Maraş deplasmanında 0-0 berabere kalmış. Hekimoğlu'nu Trabzon 1, Erzincan 1 kendi sahasında Erzincan'a puan vermiş. Urfaspor'u deplasmanda yenmiş ve kendi sahasında Uşak'a 2-1 yenilince demişler ki hocam gel Hekimoğlu yönetimi. Biz seninle yollarımızı ayırıyoruz. Bak işin ilginç yanı değerli izleyicilerimiz. Burada çok önemli bir nokta var bunu söyleyelim. Hocayla ilgili. Geçmişini de birazdan paylaşacağım. Hoca gitmiş. 6. hafta bakın. Evet. 6 maçtan sonra gitmiş. 6 maç 8 puan hoca gitti. Gitti. Ve biliyorsunuz 2 hafta yardımcı hocalarla çıktı. Evet. O yardımcı hocalarla deplasmana gitti. Hacettepe'ye 3-0 yendi. Hekimoğlu. Evet. Daha sonra kupa maçında 52 Orduspor'u 2-1 yendi. Evet. Osman Özköylü ile anlaştı. Bakın. Çok önemli. Ve Osman Özköylü geldikten sonra 3 maça çıktı. 3'te 3 yaptı. 3 maçta evet. 9 puan aldı. Kaç maçta şimdi? 20 puan mı? 9 puan aldı. Bakın. Evet. 3 maçta 9 puan. 12 puan, 20 puan. Evet. Şimdi burada Alper Hoca'nın geçmişini konuşuyorsak izleyicilerimize de doğru olanı söylememiz lazım. Osman Özköylü geldikten sonra Zonguldak'a 3-0 yeniyor kendi sahasında. Hekimoğlu Gümüşhane'yi deplasmanda 4-1 yeniyor ve en son bizim bu hafta oynayacağımız Sarıyer'i 2-1 yeniyor ve Osman Özköylü biliyorsunuz Urfaspor'da da görev yapmıştı. Evet. Kadroya bakıyorsunuz Burhan Eşer var elinde. Alper Avcı döneminde de var bu oyuncular. İsmail Aktan Odabaşı, Batuhan Karadeniz, Can Erdem, Oğuz Kocabı, Eray Atasemen. İyi bir kadro. Çok iyi bir kadro. Evet. Şimdi benim aklımdaki soru işareti bu. İzleyicilerimiz katılır mı katılmaz mı? Sosyal medya hesabında yazdım. Sorulara cevap yazarlarsa biz de burada okuruz onu. Şimdi bu kadar iyi bir kadro elinde olan hoca. Bakın. Tabii bu görev aldığı süre zarfındaki ortalamayı söyleyelim. Bir maçta 2 puan. 6 puan
6 maç görev almışsınız. 6 maç maçta 8 ortalaması puan. 2 puan değil. 1 nokta küsür. Evet. Küsür civarı, yani 7. Şimdi temennimiz tabii ki başarılı olması. Çok güzel bir şeye değindin. Şimdi hoca geldi. Gelmeden önce kimse bizim fikrimizi almadı ama bizim kamuoyundan duyduklarımız vardı. Ben biliyordum ama asla imza atamayana kadar paylaşmadık. Fakat inşallah başarılı olsun. Şimdi hocanın hemen 39 yaşında olduğunu söyleyelim. Bir de görev aldık takımlara bakalım değerli izleyicilerimiz. Yani bunu merak edersiniz. Biraz zaman da geç oldu. Vaktimiz var. Yani 11-12'ye kadar bu program sürür. Bakarsınız izleyicide bağlarız. Yani izleyicilerimizin fikrini de alabiliriz. Ama ikinci bölümde çok önemli bir telafon bağlantımız olacak. Bunu da söyleyelim. Şimdi 2008 yılında Alper Hoca Fenerbahçe gençlik gelişim antrenörü olarak görev almış. 2009'da Altay'a gitmiş. 2010'da Konya. Bakın Konyaspor'a yine gençlik gelişim antrenörü olarak gitmiş. Orada görev almış. 2011 yılında Maraş'a profesyonel takım teknik antrenör olarak görev yapmış. Ardından 2012'de Malatya'ya gitmiş. 2013'te Bandırma'ya gitmiş. Ve bu hoca 2014-2015 yılında Şanlıurfa'da Cihat Arslan döneminde U21 takımımızın antrenörlüğünü yapmış. Bu önemli bir. Yani Urfa'yı biraz daha biliyor, yani tesisleri biliyor. En son 2017-2018 yılında teknik direktör olarak 1922 Konyaspor'u çalıştırmış. 6 ayda 2 ay görevde bulunmuş. 10.08.2018'de göreve gelmiş. 31.10.2018'de görevi bırakmış. Alper Hoca ile ilgili söylediklerimiz bunlar. Genç, idealist, futbolun teknik yönlerini bilen bir isim. Ama şimdi soruyorum Mahmut. Bizim bu durumdayken, bakın 2 puanımız var, 3 puanımız silindi. İlaç olur mu, olmaz mı? Benim aklımda biraz soru işareti var. Gerisini sana bırakıyorum. Ya ben hani demin söyledim ya, hani imza atana kadar yorum hakkımızı kullanıyoruz ama imza attıktan sonra yani orada biraz şeyim değişiyor, benim duruşum değişiyor. Hocaya destek olmaya bakıyorum direkt. İnşallah, umut ediyorum ki aynen Tolga Hoca için de kullandığım sözlerin aynısını kullanıyorum. İnşallah burası kendisi için bir başlangıç olur, bir çıkış olur. İnşallah Mustafa Alper Avcı kariyerinin en başarılı günlerini Şanlıurfaspor'da geçirir. Bunu umut ediyorum. Bu yönde de söylemlerime devam edeceğim. Tabii ki skorlar, oyun, bundan sonraki süreçte yorumlayacağımız konular olacak ama hani bugün için hoca gelmiş, bugün akşam da idmana da çıkmış, yeni takımı görecek. Tolga Hoca da böyle bir süreçte geldi. Lige bir ara verilecekti, bir 10 günlük. Tolga Hoca geldi. Şimdi tekrar bir ara Alper Hoca geldi. Alper Avcı Hoca geldi. Evet. Bir dahaki araya kadar giderse hocamız biz sezonu bitiririz diye umut ediyorum. Yani şimdi ama bakın, hocaya şu an destek olmamız lazım. Yani destek oluyoruz. Ben bunu izleyeceğim. Bakın herkesin interneti yok, herkes okuyamıyor ama bizi izleyen birçok insan var bu saatte. Bu bilgileri vermemiz lazım. Evet. Yani Alper Hoca'nın bu şartlarda, bu ligde tecrübesi mi var? Bu ligde belki 80-90 maça çıkmış. Evet. Tecrübe midir, değil midir? Tecrübedir. İdealist, genç, kariyeri olan ve 2018 yılında Ali Koç Fenerbahçe'ye kulüp başkanı olurken Fenerbahçe altyapı hocası olarak da ismi geçen bir isim. Bunu söyleyelim. Ya iyi bir isim. Ama bizim buradan yönetime seslenelim. Dediğim gibi çok güzel bir iş yaptınız. Yani şimdi bu takımın ligde kalması lazım. Bu takımı ligde bırakacak mı? Bunu iyi analiz ettiler mi? İyi araştırdılar mı? Yani hocayla bunu konuştukları zaman, yani şimdi yıllardır futbolun içindeyiz. Futbolu çok iyi biliyoruz. Futbolu konuşuyoruz. Hocanın arkasında durmak olayına gelince bunu anlatmaya çalıştım. Hocanın kadroyu kururken özgür idaresi var mı? Öyle mi? Futbolcular arasında birlik beraberlik ortamı var mı? Maddi manevi kaynaklar bugüne kadar imkanlar dahilinde oldu mu? Oldu gibi. Ama yönetim, yani yöneticisiniz ya. Şanlıurfaspor'da yöneticisiniz. Bunları çözeceksiniz. Yani biz belki de Türkiye'de spor programları içerisinde en zor işi yapan yorumcular bizleriz. Bakın o kadar hızlı gidiyor ki ayak yetiştiremiyoruz. Yani şimdi Urfaspor'a bir bakıyorsunuz 25 tane oyuncu aldı. Ya iyi. Ya bu 25 tane oyuncuyu aldınız da kardeşim 15 tane daha iyisini alaydınız. Yani 25 almayaydınız, 15 alaydınız. 15 alaydınız daha iyisini. Evet. Hadi bunu dedik, bir yöneticinin biri dedi ya alternatif olsun. Aldığımız oyuncuların, ama bakın 12 hafta geride kaldı. 11 hafta, bu 12. Evet. hafta. Şimdi burada
8 maç kaldı. 4 maç içeride. Siz bu son 8 maçta 13-14 puan toplamazsanız ikinci yarıda sıkıntılı, daha çok sıkıntılı bir süreç yaşarsınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani yönetim onu getirmiş. Bunu getirmek de önemli. Yani Urfa Spor'un bu şartlar altında ben bir teknik direktör olsam bu şartlar altında Urfa Spor'da görev almazdım. Puan durumu var mıydı arkadaşlar? Evet. Bakacağız şimdi puan durumuna da. Eğer şey arkadaşlar hazırlarsa bir puan durumunu görelim aslında. Bir bakalım biz üstümüzdeki rakipler nasıl? Şimdi bizim 2 puanımız var. Düşme potasındaki. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Yani arada 4 puan gibi bir fark var. Evet. Çok bir fark değil bakın. Evet. Bakın görüyorsunuz. Hacettepe'nin 6 puanı var. Gümüşhane'nin 3 puanı var. Şanlıurfa Spor'un 2 puanı var. Evet. Yani şundan istedim aslında şimdi. Evet. Alttaki 3 takım düşecek. Evet. Ya bizim kovaladığımız takım, biz şu an 2 puandayız. Kovaladığımız takımla aramızda 4 puan var. 4 puan var. Hani evet. İnegöl Spor'un 7 puanı var. Olmayacak bir şey mi? Değil. Kahramanmaraş'ın 7 puanı var. Çorum'un 7 puanı var. Evet. Yani 2 hafta 2 galibiyet alırsınız. Bu farkı kapatırsınız. İnşallah da öyle olur. Ama biz bu uyarıyı da yapmak zorundayız. Bu puan tablosunu dediğim gibi herkesin kendi evinde cep telefonu olmayan insanlar var işte. Ama şu an ekranları başında adam oturup kumandayı eline alıp Güneydoğu TV'de Urfa Spor'un puan durumu var. Ha ligin şampiyonu yani %70 belli gibi yani. Bir istisnai bir durum olmazsa. Şey yapmıyorum yani o konuda he. Ben ligin ilk 2 haftasında söylemiştim. Manisa'yı bu ligden atın. Evet. Yani Manisa bu ligi çıkarttı. Bitti Manisa. Ben tabii, bu ligin biri evet, bitti. Evet. Hani bizim ne yapıp edip Mehmet abi? Evet. Bunu söyleyeyim bakın ne yapıp edip bir an önce şu 17'nin üstüne çıkmamız lazım. Aynen. Ligin ne olacağını kimse bilmez. Bakın pandemi süreci devam ediyor. Yavaş yavaş kısıtlamalar tekrar döndü. Bugün bitti dersek bittik. Bizim bitmesi demek bizim için. Evet. Bütün emeklerin boşa gitmesi demek. Ne yapıp edip bizim şu 17'nin üstüne çıkmamız lazım. Şimdi 16 olalım, 16 bitirelim. Hiç sıkıntı değil benim bak, için. Karaköprü Spor bir galibiyet aldı. Evet. Sahasına yenildi, karamsarlığa kapıldık. Dedik ya olmaz, kendi sahanda bu ligde kalmak istiyorsan, playoff'u zorlamak istiyorsan kendi sahanda hemen ertelenme maçında dediğin gibi gitti, 3 puan aldı, bir anda düşme potasının üstüne çıktı. İşte Şanlıurfa Spor'un da bakın Sarıyer maçı var çok önemli. Manisa. Evet. Namaklı i̇şte Mehmet abi biz kolay fikstürü mesela Zonguldak, Gümüşhane fikstürünü kötü geride bıraktık. Yani biz 4 puan almış evet. olsaydık bugün ya çok biz oradan 4 puan almış olsaydık şimdi ben Sarıyer ve Manisa maçında bir puana razı olabilirdim. Evet. Yani. Ama şimdi biz Sarıyer ve Manisa maçında hadi en kötü 3 almış olsak yine bizim yerimizi değiştirmiyor. Bakın 2 haftayı geride bırakıyorum. 3 aldığımızı hesap etsek yine çok da bir şeyi geride bırakmayacak bizim için. Bir de haftanın başlarına bakalım arkadaşlar. Çok oynamayacağız. Evet. Şimdi burada Tolga Hoca'nın Gümüşhane maçındaki özellikle yönetimin tepkisini çeken oyuncu değişiklikleri vardı biliyorsun. Fosfor 74. dakikada golü yedi ama 58. dakikada Hoca bir değişiklik yaptı. Takımın belki de en iyisi, en tecrübelisi Fevzi'yi çıkarttı. Onun yerine Gökdeniz Varol'u aldı oyuna. Ve çok iyi giden bir takım o anda orta sahada açıklar vermeye başladı. Ve Gümüşhane Spor'un da 74. dakikada Ömer Alp'a golü geldi. Ve uzatmayla birlikte 20 dakika boyunca Urfa Spor'un işte bilinçsiz atakları vardı. O da oyuncu değişiklikleri biraz yönetimin de tepkisini toplayınca bu Tolga Hoca'nın gönderilmesi için en büyük nedenlerden biri olarak sayıldı. Yani kadro yeterli mi? Yani şimdi bireysel olarak çok çok yeterli. Yani Sami Can'ın attığı gol gerçekten mükemmeldi. Herkes o golü izledi gördü. Şimdi hocanın oyuna müdahalesi, oyuncu değişiklikleri çok çok önemli. Siz hocaysanız, teknik direktörseniz oyunun gidişatına göre oyuncu değişikliği yapmalısınız. Oyuncuyu ona göre motive edip oyuna koymalısınız. Yani oyunu okumayı bilmelisiniz. Siz bunu yapamadığınız müddetçe kusura bakmayın. Yani bunu Alper Hoca için de söyleyelim ki inşallah Alper Hoca bu hataları yapmaz. Muhakkak futbolcuları tanıyordur, biliyordur. Ama bunlar bir teknik direktörün sonunu hazırlar. Erken miydi, değil miydi? Ben belki de Tolga Hoca'nın 4 haftalık süre zarfında kendisiyle röportaj yapan, birebir konuşan tek
spor adamı, spor yorumcusu bendim. Yani aslında kişilik olarak iyi bir insandı. Fakat ben ona buna bakmam. Sahadaki neticeye bakarım. Alınan 3 puana bakarım. 3 puan alıyorsam, iyi oynuyorsam, taraftar mutlu, yönetim mutlu, basın mutluysa hep dediğim gibi galibiyetlerle siz gündeme gelirsiniz. Galibiyetlerle kamuoyu önünde tartışmaya açılırsınız. Abi Urfa Spor bugün iyi oynadı. Ya emin olun ki Urfa Spor'u bugün bu saatte herkes evinde pazartesi akşamı Urfa Spor'u konuşuyor. Urfa Spor'la yatıp Urfa Spor'la kalkıyor. Yani özellikle evde kaldığımız bu müddet zarfında gönül isterdi ki maçı canlı verelim, görüntüler verelim ama bu konuda da girişimlerimiz oldu. Olmadı. Fakat Urfa Spor bir marka. Bu markanın yöneticilerin de Urfa Spor'un hal ve hareketlerine göre, Urfa Spor'un gidişatına göre davranmalar lazım. Hoca değişikliği yani olur olmazdı tartışılır. Yönetimin de kendine göre açıklamasında alınan Gümüşhane maçındaki beraberlikten sonra hocanın oyuncu değişiklikleri ve oyunu okuyamamasının en büyük etken olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bu hani burada çok da hoca niye onu oynattı, niye bunu oynatmadı, niye onu aldı, niye bunu çıkarttı diye girmem. O hoca, evet. O oyuncularla antrenman yapan, o oyuncuları hazırlayan hoca. O oyuncuların durumunu hocadan daha iyi bilecek durumda mıyız biz? Değiliz. Yani şimdi mesaj dedik ya, ben şimdi araya girelim. Siz yani benim bir hafta boyunca ne yaşadığımı nereden bileceksiniz şimdi? Evet. Benim buradan benden bir performans beklerken benim o haftayı nasıl geçirdiğimi bilmeniz lazım. Evet. Şimdi burada ben hocanın çok da işine karışmam. Ha, nasıl yorumlayabilirim? Abi çok üst düzey oynayan bir futbolcu vardır. Evet. O gün maçın yıldızıdır. Onu kenara alırsınız. Sahayı dağıtmıştır bu futbolcu. Ya hoca bu oldu mu? Nasıl oldu? Ya, bunu konuşabiliriz, bunu söyleyebiliriz. Ama dışında çok da oynamamış, görmediğim bir oyuncuyu da ya işte bunu niye oynatmıyorsun? Onu çok da dememek lazım diye düşünüyorum. Hemen bir mesaj var bunun üzerine. Bursa'dan sevgili Cemal Serdar Abdoğlu demiş. Tamam hocam iyi konuşuyorsunuz da hep teknik direktörler mi suçlu? Urfa Spor'un hoca değişikliği doları bile geçti demiş. Yani burada yönetimin hiç mi suçu yok? Ben de aynı o fikirdeyim yani. Evet. Ben Kemal Kılıç Hoca'nın da gönderilmesinin, hani gönderilmesi derken evet. Kemal Kılıç Hoca kendi isteğiyle ayrılmış. Onu da doğru bulmuyorum. Tolga Hoca'nın da gidişini doğru bulmuyorum. İnşallah Alper Hoca gitmez çünkü onun da gidişi olursa eğer onu da doğru bulmam. Evet. Hemen sevgili Bülent Tapşık yazmış. İyi akşamlar Telem Arkacı. 4 gözle bekliyorduk abi. Geç oldu demiş ama olsun demiş. Şanlıurfa Spor'a Sarıyer maçına başarılar diliyoruz. Ben bu hocanın 4 hafta sonra bu da gider. Mahmut abi ve ses selamlar. Güneydoğu ailesine iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Yani ya şimdi inşallah da olmaz. Umutsuz. Ama Alper Hoca diğer hocalara göre daha bir zor fikstürle geldi. Cemal Bey, Mahmut abiye selamlar, aynı fikirdeyiz demiş. İzleyicilerimiz katılıyorlar. Biz arada hani çok selam sayı gönderemiyoruz ama selamlar gönderelim. Bizim böyle sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz diye. Çok mesaj var değerli Allah izleyiciler. Allah razı olsun. Bir de bir anket yapmıştım. Onun altına gelen çok önemli yorumlar vardı. Onu da birazdan izleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi Urfa Spor'un kırılma noktası ne oldu biliyor musun Mahmut? Hatay maçında, Kupa maçında ortaya konan performans. Çok iyi bir performans koyununca biz hepimiz açık söyleyeyim yani dedik ki ooo tamam işte Urfa Spor bu. Evet. Kendi görüşümü söylüyorum. Urfa Spor'un maçını televizyondan canlı yayınladıkları için futbolcular olağanüstü bir mücadele gösterdiler. Yani hiç kızmasınlar. Var futbolcularda bu potansiyel. Bu kapasite var. Yani futbolcular maç seçer. Bu zaten var. Futbolun içinde var. Evet. Futbolcu maç seçer. Yani bu çok doğal bir şey. Ben bunun için eleştirmiyorum. Yani ne yapalım? Maçlarımızı verdirelim yani başka. Ne yapabiliriz? Yani yahu şimdi ya da her hafta bir üst lig takımıyla mı oynayalım yani şimdi? Yani şimdi bilmiyorum. Ya futbolcuda bu kapasite var. Yani dediğim gibi hep bütün programlarda söylüyorum bunu. Bireysel olarak baktığın zaman futbolcuların hep çok iyi. Ama Alper Hoca da takım olgusunu yerleştirirse yani belki kısa zamanda olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani ben teknik direktör olarak gelmişse bu hoca. Evet. Muhakkak futbolcular tanıdığı vardır. Beraber çalıştık futbolcular vardır. Kabul etmek lazım. Bir ışık gördü yani. Bir ışık gördü diye geldi. Ama yönetimin de hocanın arkasında durması lazım. Evet. Yani hocaya hocanın kafasına soru işareti kalmayacak. Ha ya işte bakın Kemal Hoca 6 hafta dayandı. 4 hafta da Tolga. Acaba ben kaç hafta dayanırım? Düşüncesinde olursa bu hoca başarısız olur. Ya bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim dostlarımız vardı böyle yönetimde olan
Urfa Spor özelinde söylemiyorum. Evet. Teknik direktör arayışları vardı. Bana isim söylediler. Dediler ki işte böyle bir hocayla görüştük. Yani daha lig ortada çok da bir şey, evet, yok. İşte görüştük. Hoca bize dedi ki ben bu takımı şampiyon yaparım. Bu takımı şampiyon yapamazsam da para almam, aldığım parayı da geri veririm demiş. Var mı öyle bir şey? Dedim ki o hoca bir daha sizi ararsa cevap vermeyin o hocaya. Doğrusu da bu. O hoca cevap bile vermeyin o hocaya. Şimdi o dolayısıyla hani hocalarla ilgili çok da böyle hani ben bu takıma inanıyorum falan. Geç onu bir kenara abi. Onu bir bırak, geç onu. Hoca gelir. Hoca tabii ki takım çalıştıracak. Tabii, tabii. Ona şey yapmaz ki işte ben. Şimdi Mustafa Alper Avcı hoca teklif gitmiştir. Kabul edecek. Çalışmayan hoca kolay kolay takım bulamaz. Doğru. Hocanın çalışması lazım. Ha kaldı ki takımdan ziyade hocanın, teknik direktörlerin evlerine ekmek götürebilmesi için zaten bir yerden para alması lazım. Alması para lazım. Kazanması, evet, lazım. Böyle, evet, bir teklif gelmiş. Kabul edecek yani. Yok Urfa Spor bu durumda ben gelmem. Yani ben bunu Mustafa Alper Avcı Hoca için lüks olarak görürüm. Mustafa Alper Avcı Hoca bu teklif gitmiştir, kabul etmiştir. Mutlaka ki kadroya da bakmıştır. Ya bu futbolcuları az çok tanıyorum. Hani bu takım bakıyorum puan durumuna. Düşme hattının 4 puan gerisinde. Daha önümüzde 30 maç var. Denerim, gelirim. Hiç tereddüt etmem. Bir saniye düşüneyim cevap vereyim bile demem. Hemen beni kim aramışsa ne zaman geleyim derim. Ki ama hoca da öyle yapmıştır muhtemelen. Vermemiştir. Aynen yani, evet, bu konuşulmamıştır bile. Evet. Şimdi bir anket yapmıştık. Yaklaşık 250 tane oy kullanmış izleyicilerimiz. %34.6 başarılı olur. %65.4 başarılı olmaz demişler. Mehmet Nasirya kardeşim hemen yorum yapmış. Hekimoğlu ve 1922 Konyaspor istihbaratı iyi görünüyor. Temennimiz, duamız başarılı olması demiş. Hı hı. Veysel Gülgü kardeşimiz risk aldı yönetim. O da yönetimin bildiği vardır herhalde. Hocanın kariyeri pek iyi görmüyor. Bence iyi olsaydı Altay Hekimoğlu bırakmazdı diye düşünüyorum. Mahmut abiye katılıyorum demiş. Evet. Tahir Toprak başarılı olamaz abim çünkü sorun hocalarda değil futbolcularda demiş. Bakın. Evet. Dürri Yekta demiş. Başarı takım ile olur. Elzeki malzeme yeter olmadıkça başarı zordur demiş abim. Evet. İbrahim Halil Özen hemen yazmış. Abim sıradaki gelsin demiş. Haşim Mengi başarı olabilme şansı çok düşük çünkü sorun teknik adamda değil, gelen futbolcularda forvetsiz oynuyoruz abi demiş. Mehmet Yetim bizim gazeteci arkadaşımız, inşallah başarılı olur, zira onun başarısı takım ve Şanlıurfa'nın başarılı olması, evet, demektir. Halil Şibak abi bence bundan iyisi de gelmez, umarım da başarılı olur demiş. Veysel Alper kardeşimiz, Mehmet abim futbol birikimimiz tercümeleri tartışılmaz ama ben eleştirmiş burada. Lakin henüz yeni gelmiş bir takım antrenmanlara dahi çıkmamış hocaya bu anketi yapmak ne derece doğru demiş. Bizim burada amacımız Şanlıurfa Spor'a faydalı olmak, asla bir art niyet yok. Mahmut Kılıç'la da bende de. Temennimiz, duamız, isteğimiz, talebimiz hocanın başarılı olması. Evet. Ama burada bir pembe tablo çizmenin de hiçbir anlamı yok. Veysel kardeşimize bunu söyleyelim. Veysel Alper. Alper çiftçi. Çiftçi, evet, kardeşimize. Selam olsun. Tabii daha birçok mesaj var. Bu mesajları, evet, benim Twitter hesabımdan izleyebilirsiniz, evet, okuyabilirsiniz. Evet. Asla kafadan okuduğumuz mesajlar değil. Daha gelen birçok mesajlar var. Yani mesajlar burada. Baktığınız zaman istatistiksel olarak hocanın elindeki malzemeye de bağlı başarısı diyor. Mutlaka ki öyle Mehmet, evet, abi. Şimdi bir helva yapıp şeker koymazsanız emeğinize helva etmiş olursunuz. Evet. Elinizde ne var şimdi? Şekerin yoksa helva yapmayacaksın abi. Evet. Bizim kadro bu. Bu arada Mehmet Kobulak Başkan'ın selamları var. Şanlıurfa Spor'a diyor sabredilirse iyi olacak. Önce aile olmamız, şehir olarak takıma sahip çıkmamız lazım. Doğru. Bu konuda gerideyiz. Hani bu konuda çok savunulacak bir şeyimiz yok. Hemen ona bağlayayım Sayın Kolubudak Başkanımıza. Reşit Karakaş Başkanımız, o da bizi izliyor. Arada katılıyor. Sohbet bazında bir program yapıyoruz değerli izleyicilerim. Ne demiş biliyor musunuz? Sana Mahmut kardeşime selamlar. Bence halkımız eleştiri değil de maddi ve manevi anlamda takıma destek olursunlar. Urfa Spor'u yeniden yapmaya çalışıyoruz. Kamp yapmamışız. Ne de arkadaşlar birbirine henüz alışmadılar. Biraz daha sabır ederlerse güzel günler yakın demiş. Solbudak Başkan da aynısını söylüyor bence. İnşallah ya. Zaten var mı bir seçme şansımız? Yok. Hani biz bugün sabretmeyeyim. Bir de yönetime de buradan bir şey, bunu da söylemiş olayım. Ben burada çıkıp şimdi Alper Hoca ile olmaz gönderin dememle göndermeyin abi. Hocanıza inanıyorsanız hocanızın arkasında durun.
Beni de ikna etmeye çalışın ya. Ya kardeşim sen bunu konuşuyorsun da burada iyi hoş da. Ama bak bu hoca böyle böyle biz getirirken şunları şunları düşündük. Hemen ya bu çok konuşuyor bu sussun diye veya bir kamuoyu oluştu diye olmamalı. Bu yanlış, ben buna katılmıyorum. İnanıyorsanız hocanıza arkasında durun. İnanın. Evet. Manchester City Guardiola ya ne kadar kötü gidiyor. 2 yıl sözleşme uzattılar Mehmet abi. Hiçbir takım kalmıyor. Bugün Galatasaray berabere kaldı Kayseri ile. Bakın. Futbolda bakın her türlü skor var, sonuç var. Sabır ve istikrar o çok zaman önemli. Bu sabrı yönetim yapacak. Bakın biz istatistikler olarak. Ben de yönetime sesleniyorum buradan. Alper hocanın hemen hemen bütün görev aldığı takımları söyledik mi? Yaşına evet. kadar söyledik. İzmirli olduğunu söyledik. Yani hocanın futbol bilgisinin iyi olduğunu söyledik. Futbolun içinden gelen bir hoca olduğunu kabul ediyoruz. Ama velakin şimdi hocaya bu ortamı sağlamadıktan sonra yarın hep hocalar mı başarısız yani? Bir de bir şey, Şanlıurfa Spor üzerinde İzmir'in çok büyük bir etkisi var. Genelde böyle var tabii. Yani İzmir genelde, şeyimiz var yani. Var yani İzmir, ha. bilmiyorum yani İzmir'de ha. ne varsa. Tolga Hoca da İzmir'den geldi. Yani, Alper Hoca da İzmir doğumlu hekim olunan. Ya gelsin. Yani başarılı olsun. Yani Urfalılar derler gözümün yağını içsin. Fisan'dan gelsin. Ha, yani şimdi Mehmet Koludak Başkan çok güzel bir şey söyledi. Kendisi futbolun içinden yöneticilik yapmış bilen bir insan. Yani sabredeceğiz ama yani ilk yarının bitmesine 8 maç kaldı. Evet. Zor maçlarımız var. 4 maçımız içeride, 4 maçımız dışarıda. Yani bunu söyleyelim. Sen biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Yani şimdi Manisa ile Urfa Spor maçı. Evet. Kime sorsan Manisa burada 3 atar 5 atar diyor. Çıkıp Manisa'yı yeneceksin işte. Evet. Bakın bakalım o zaman Namoğlu takımı yenen bir takımdan herkes bak. O zaman zor bir şey değil. Futbolun içerisinde olan şeyler. Futbol ya var. Onlar da 11 kişi sen de 11 kişi. Aynen. Halil abi hemen Halil Küçük Çanakçı abimiz mesela bu hocadan başarılı olacağını düşünmüyorum. Urfa'da hoca yok muydu demiş. Bunu da yani İzmir dedik ya. Evet. Bunu yazan da İzmir'den yazıyor. İzmir'den yazıyor. Yani şimdi Halil abiye selamlarımızı iletelim buradan. Şükrü ağabeyimiz izliyor ve bir de ekran görüntüsü gönderiyorlar sağ olsunlar. Eyvallah. Onu özellikle istiyoruz WhatsApp'tan. Evet. Hem benim numarama hem de Mahmut'un numarasına bizi izlediğinize dair görüntü atarsanız daha da mutlu oluruz. En azından bunu daha sonra sosyal medyadan hem Güneydoğu TV'nin sosyal medyasından hem kendi sosyal medyamızdan bunu halkımızla paylaşıyoruz işte. Ali Sağır kardeşim bizi izliyor. Selamlar, başarılar diliyor. Hasan Demir Sırış'tan. Hasan Demir Hasan abi bize burada sevgilerimizi, evet. saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsun, büyük geçmiş olsun kardeşim. Hastası varmış, evet. Bizi izliyorlar ayrıca. Oradaki herkese selamlar Hasan abi. İyi bir Urfa sporlu. Evet. Beni arar Hasan abi der ki aidat günü geldi ben gidip aidatımı yatırayım. Yani bize böyle taraftarla Reşit Başkan dediği önemli. Evet. Maddi manevi anlamda herkes kendi gücünü yettiğinde destek olursa şimdi maddiyatı aşan bir takımdan başarı beklemek daha kolay olur. Katılır mısın katılmaz mısın bilmiyorum. Günümüz futbolunda futbol endüstrisinde futbol sektöründe maddi anlamda güçlü olan takımlar çok daha başarıya erken gidiyorlar. Yani şimdi biraz önce mesela gördün Galatasaray 10 kişi kalmış bir Kayseri'yi yenemedi. 1-1 beraber kaldı. O da Kayseri'nin en önemli bir izledik maçı aşağıda benim odamda. En önemli kalecisi sakatlandı. Yedek kaleci çıkmasına rağmen futbol hatayı affetmiyor. Bakın Galatasaray gibi bir takım belki de küme düşme potasında olan Kayseri'ye 10 kişiye karşı maalesef puan kaybedebiliyor. Yani bunu deyince bakalım. Sağ olsun izleyicilerimiz ekran görüntülerini de gönderdiler. Onları da paylaşacağız sizlerle. Yani bizim amacımız Şanlıurfa Spor'un asla ve asla kuyusunu kazmak değil. Urfa Spor'un işlerine karışmak değil. Urfa Spor'u yanlış yönlendirmek değil. Yani Alper Hoca geldi, Mahmut Kılıç daha önce yöneticilik yapmış, futbolun içinden gelen biri. Kimse arayıp da seni Mahmut Alper Hoca ile anlaşacak diye bir bilgi, bir görüş aldı mı? Almadı. Programın ikinci bölümünde çok önemli bir spor adamı ağabeyimiz bağlanacak. Evet. Onunla bu konuları konuşacağız tabii ki. Fakat yönetim bütün hataları hocalarda, futbolcularda aramasın. Biraz da kendi içine baksın. Bakın. Birçok taraftarımız ya abi hep iyi pencereden bakıyorsunuz. Hep iyi gözden bakıyorsunuz. Yöneticiyseniz evet. Ben arkadaşımı bile eleştirmişim yöneticiliği. Urfa Spor yönetimi biraz iğneyi kendine batıracak. Neyi eksik yaptılar bu süreçte? Abi şimdi madem Kemal Hoca'yı getirdiğiniz zaman ne diye 6 hafta sonra bu hoca gitti. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Gittiği gibi Düzce Spor'la anlaştı. Evet. Urfa Spor'dan ayrıldı 2 saat sonra Düzce'ye imza attı. Hadi olabilir dedik. Ya, Tolga Hoca'yı kim getirdi? Yani 4 hafta Tolga Hoca ne aldı Urfa Spor'dan? Öyle mi? Bir de bunu açalım tartışmaya.
Ne aldı Tolga Hoca Ufas buradan ne aldı? Biliyor musun sen? Bilmiyorum. Var mı konuda bir açıklama? Yok. Yani yöneticilerimiz diyorsa bağlansınlar desinler ki Güneydoğu TV stüdyolarına telefonumuzu açıp bağlansınlar desinler ki tamam hoca gidebilir. Süper Lig'de de bu var. Bak Kasımpaşa değiştirdi. Birçok takım değiştirdi. Evet. Normal. Ama bunu yaparken maddi manevi dengeleri gözetmek lazım. Çok önemli. Evet. Siz bunu gözetmediğiniz zaman kusura bakmayın. Yönetim bir sefer kendi içerisinde bir ekip olacak. İstişare alırken, karar alırken el birliğiyle alacak. Yani siz bunun alınmadığını mı ben düşünüyorsunuz? Ben alınmadığını iddia ediyorum. Yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bu iş gönül işi ise, yöneticilik Urfa Spor'a bitmeyen bir aşk, bitmeyen bir sevdaysa ortak hareket hepimizin ortak hareket etmesi lazım. Yani bu iş sadece emin yetimi yönetiminin değil. Ama yönetimin de önce kendi içerisinde birlikteliği, beraberliği sağlaması lazım. Hep bunu söylerim değerli izleyicilerim çok iyi bilirler. Yıllardır program yapıyoruz burada. Sayın Kemal Sıracoğlu döneminde şampiyon olduğu dönem biz bu stüdyolarda aynen bu Güneydoğu TV stüdyolarından 15 tane yöneticiyle program yapmıştık. Hatırlar mısın? 15 yöneticiyle. Hangi yönetici yararsak seve seve gelir. Seve seve Urfa Spor'la ilgili maddi manevi anlam. Ben bu yöneticileri kötülemek anlamında bunu söylemiyorum. Yöneticileri bir abiler olarak uyarıyorum. Belki hepsinden büyüğüm yaşa. Şimdi siz bu birlikteliği kendi içinizde sağlayacaksınız. Bir. İki. Futbolcular kendi aralarında sağlayacak. Üç. Taraftar kendi aralarında sağlayacak. Dört. Reşit Başkan ve Sayın Kolubudağ'ın dediği gibi şehir, halk takıma destek olacak. Maddi manevi anlamda. Şimdi tesise gireceksiniz, futbolcuya meşale yakacaksınız, alkış alacaksınız, destek olacaksınız. Yeri geldiği zaman yönetime destek olacaksınız. Ha eleştirir mi? Biz yapıyoruz zaten eleştiriyi. Ben Tolga Hoca'nın gelmesini ve gitmesinin yanlış olduğunu söylüyorum. Kim ne derse desin. Ama gelip gittikten sonra söylüyorsun. Hayır, geldiği zaman da söylemiştim. Sosyal medya hesaplarımda evet. Var. Ha senin dediğin neydi? Ben sana söyleyeyim. Sen bunu hani geldi. Şimdi Alper Hoca geldi, imzayı attı, bizim haberimiz oldu. Urfa Spor resmi sayfası paylaştı. Evet. İyi dedik valla Urfa Spor anlaşmışsa ne yapalım şimdi? Ne yapabiliriz? Ne yaparsın? Yok bir şey yok. Şanlıurfa Spor'un teknik direktörü. Biz de Şanlıurfa Spor'u tutuyoruz. He. Gelen hocaya inanacağız, güveneceğiz. Hani yani şimdi benim eleştirim neyi ifade edebilir? Senin eleştirin neyi ifade eder? Söyleyeyim sana. İyi akşamlar deyip gidelim. Hayır ya şimdi. Ne yani? Değerli Mustafa abimiz vallahi. Çözümleme bizi yapmaya çalışıyoruz şu anda. Mustafa abi o da hemen bir fotoğraf atmış. Çok selamlar, sayılar gönderiyorum. Mustafa abi ayrı sayı gönderiyorum. Mustafa. Bizim Kara Keçili, Kara Songur abi Sivas'taydı. Selamlar, saygılar. Evet. O da hemen bir görüntü demiş. Vallahi bizi unuttunuz. İyi yayınlar diliyorum. Yüreği güzel insanlar demiş. Aslı senin yüreğin güzel. Mustafa abi biz de seni seviyoruz. Bu pandemi sürecinden dolayı gerçekten hem insanlarımızda hem bizde hep kabuğumuza çekilmeye çalışıyoruz. İnsanlarla bir Mahmut Davra belki siz ekranda bizi şey görüyorsunuz ama aramız en az 2 metre. Gelmeden önce hemen masalara dezenfekte edildi. İşte televizyon stüdyoları dezenfekte edildi. Siz de lütfen buna dikkat edin. Yani arada bunu da söyleyelim. Bir umut vardı. Taraftarla başlayacaktık ama maalesef olmadı. Dikkat etmiyoruz. Dikkat etmeyince ben bugün belki bakın bu da önemli. Mehmet Köse yazmış. Abi kalıcı gelir olan bir takım her zaman yok olmaya mahkumdur. Zeynel Başkan'dan kalıcı gelir anlamda kaynak bekliyoruz. Mehmet Köse çok iyi bir Urfa Sporlu. Gecesi gündüzü Şanlıurfa Spor olan bir insan. Yani onlar da bu konuda şikayet ediyorlarsa bizim söyleyecek ki maddi kaynak olacak bu bir. İki bunu kusura bakma ben çok mu konuştum? Estağfurullah. Ben o zaman keseyim sana vereyim. Yok yok daha. Ben aldığım kadar konuşuyorum. Ondan sonra böyle. Mustafa Karageçil abim şimdi olacak tamam onlar yine başladılar. Ya çok... ben senin tilki olduğunu anlamıştım ama rengine kandım. Onu Mustafa abi ben biliyorum aslan değil ama işte ben de rengine kanım. Böyle öyle diyelim. Evet, Mustafa aynen. Abinin bizim ilk yayınımıza bağlandığımız zaman söylediği şeydi. Bunu da bahsettiği isim bizi yakan isimdi. Kimle ilgili söylemişti kendisi de hatırlar. Evet. Yani zor süreçten geçiyoruz. İsimler gelecek gidecek mutlaka bu futbolun içinde var. Ama şimdi ne verdi? Bakıyoruz şimdi Mutlu kaptanımız da Şanlıurfa Spor'umuzun hocalığını da yapmış Mutlu Hoca. 26 maç bu takımın başında çıktı. Belki olmasaydı Urfa Spor olmayacaktı. Hepimizin vazgeçtiği, hepimizin o artık dediği böyle gına getirdiğimiz dönemlerde Mutlu Yılmaz bu takımın peşinde yürümeye devam etti. Ben çok böyle şahit oldum.
kapı kapı gidip hani maça götürebilmek için ağız açtı, el açtı, onları yaptı. Ben de çok da doğru bulmuyordum bu yaptığı şeyi ama inandı kendisi, inandığı yolda devam etti. Bu inancından dolayı bile ben kendisine binlerce teşekkür ediyorum. Belki onun o inancı olmamış olsaydı bugün çok farklı şeyler de konuşuyor olabilirdik. Çok şu an başka bir takımı, renkleri başka olan bir takımı da konuşuyor, yorumluyor olabilirdik. Ama işte Mutlu Hoca gibi inananlar vardı. Onlar vazgeçmediler inandıkları şeyden, sevdalarından vazgeçmediler. Olacak dediler, olabilir dediler. İşte Mutlu Hoca geldi, 26 maç kaldı. Ne aldı? Bilmiyorum. Bunu bilmeden söylüyorum. Kemal Hoca 6 maç ne aldı? Bilmiyorum. Tolga Hoca 6 maç, 5 maç, 4 maç, kupayla 5 maç ne aldı? Bilmiyorum. Bunlar üst üste koyduğunuz zaman aslında biz niye bu sıkıntılı süreçleri yaşadık? İşte bu yanlış yapılanmalar yüzünden. Biz niye federasyona borçlandık? Niye transfer tahtamız kapandı? Biz bu isimleri getirip onları gönderdikten sonra ödemelerini yapamadığımız için bu sıkıntılı süreçleri yaşadık. Bundan sonra yaşamamak için bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. İsimleri getirirken, sözleşmelerine, gönderirken, fesihlerine çok özen göstermemiz lazım. Bunu bizden daha iyi bilen hiç kimse olamaz. Özellikle şu an mevcut yönetimde olan isimler bunu çok daha iyi bilirler. Çünkü birebir yaşadılar bunları 2 yıl, 3 yıl hatta. Birebir şahidi oldular. Kapı kapı gezdiler, futbolcuları gördüler. Aradılar, adres aradılar ya. Navigasyonla futbolcu evet aradılar yani. O durumlara geldik. Şimdi bunları yaşayan insanların biraz daha dikkatli davranması lazım. Ben bir düşünüyorsam onların 2, 3, 4 düşünmesi lazım. Ciddi anlamda biz tamam bitti deden bir takımda tekrar yürümeye başladık. Bunun emin olun bunun avansını veriyoruz biz. Yoktu. Tamam yoktu. Şimdi var da aynı yanlışlar yapılırsa susarsak biz de kentimizin takımına Şanlıurfaspor'umuza ihanet etmiş oluruz. Allah binlerce kez razı olsun Şanlıurfaspor'un bugün yaşıyor olmasına sebep olanlardan. Bu işe destek verenlerden, emek verenlerden Allah binlerce kez razı olsun. Ama bugün yapılan yanlışlar, geçmişte yapılan yanlışlarla aynı olursa, kusura bakmayın ama bugün verilen emekler, mücadele yalan olur. Hiçbir şeyi değiştirmez. O yüzden bugün bizim yaptığımız hareketleri düşünmemiz lazım. Bir değil, iki değil, üç düşünmemiz lazım. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Mevcut yönetimdekiler de bunu çok iyi bilirler. Siz damdan düştünüz, bakın neler oldu, hep birlikte gördük. Bu takımın stadının önünden, tesisinin önünden insan geçmez oldu. Orada ya bunu konuşmak ayıp, insan konuşurken utanıyor ama tesislere hırsızlar da dandı. Niye? Kimsenin yok olduğundan dolayı. Biz bunları yaşadık. Şimdi gelip bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapmak lazım. Çok daha özverili bir şekilde, çok daha titizlikle bir şeyleri değiştirmeye uğraş vermeliyiz. Bir emek var ortada. Sizler büyük bir emek verdiniz bu takımı yaşatmak için. Kapı kapı gezdiniz Sayın Emniyetim ve yönetimi. Bunu yaptınız siz. Allah razı olsun. İşte bu emeğinizin boşa gitmemesi için bugün çok daha titizlikle düşünmeli, davranmalısınız. Burada yazık olacak olan yine sizin emeklerinizdir. Ben biraz da emeğinize üzülürüm. Tabii doğrusu da değil. Evet. Yani şimdi İstanbullarda, Ankaralarda, İzmirlerde futbolcuların kapı kapı gezilip imzalanmaya çalıştı. Bugün gelinen noktada madem bunu yaptınızsa bu takımın düşmemesi için de gerekli emeği vermeniz lazım. Evet. Yani burada aslında onların şeyini yapmamız lazım. Yani gerçeği konuşalım. Yani yönetimi suçlamak adına değil, önlem almaları için bunu söylüyorum ben. Kendi emeklerine yazık. Tabii. Kendi emeklerine yazık. Yani o yüzden taraftarlar soruyorlar işte forma. Ya şimdi Urfaspor bir türlü açığa çıkmadı ki forma satışı yapalım, bilmem bunu yapalım. Yani bunları konuşacak zamanımız bile yok yani. Şimdi bir reklama gideceğiz. Reklama giderken bir mesaj var. Onu da söyleyeyim. Hani sabırdan bahsediyoruz ya. Aynı yine Mehmet Kolbudak Başkan yazmış. Ona söyleyeyim. Reklama gideceğim. Sadece sabırla bir şey olmaz. Bizim en iyi yaptığımız iş eleştirmek. Şehir uyuyor. 20 tane yöneticiye yüklenmemek lazım. Adıyaman seyircisiz oynandığı maçta 15 bin bilet satmış. Evet. Geçen haftalar bunu söylemiştik. Ya. Evet. Seyircisiz maçta 15 bin bilet satmış. Biz seyircili maçlarda satamıyoruz. Bu rakamlara ulaşamıyoruz Mehmet abi. Dolayısıyla bizim de düşünmemiz lazım. Evet. Reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından Güneydoğu TV ekranlarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aramız var.